hoş geldiniz. Acıgöl yolu üzerinde bağlı kavşağında meydana gelen kazada 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Henüz 24 yaşında üniversite öğrencisiydi. Hayali Kapadokya'yı görmekti. Erkek arkadaşının anne ve babasıyla birlikte ailesinden habersiz Manisa'dan çıkıp Kapadokya'ya gezmeye geldiler. Kapadokya turu sonrası Acıgöl yolu üzerinde bağlı kavşağında kaza geçirdiler. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Gökçe bütün bu olan bitenleri hiç hesaplamamıştı. Mutlu Mesut Kapadokya'yı görüp evine dönecekti. Sağ koltukta erkek arkadaşının yanında oturan Gökçe emniyet kemerini de takmamıştı. Kazada ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen aynı kazada yaralanan erkek arkadaşı ve ailesi ise bu vahim olayı ucuz atlattı. Ancak Gökçe'nin ölümü onlarda da travma etkisi yarattı. Kızlarının ölümünü sonradan polisten öğrenen genç kızın ailesi ise halen şoku atlatabilmiş değil. Nevşehir'de atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber geldi. 15 bin öğretmen yeni atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti. Bakan Özer'in açıklaması şöyle. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da arttıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları ekonomik kalkınma ve işbirliği ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Orada bir köy var ve o köy Avanos'un Ayhanlar Türbe Köyü. Tarihi dokusuyla öne çıkan Ayhanlar doğusunda Özkonak, güneybatısında Yeşilöz, kuzeybatısında Gümüşyazı ve kuzeyinde Kuyulu Kışla bulunmaktadır. Köy Nevşehir iline 40 kilometre, Avanos ilçe merkezine ise 23 kilometre uzaklıktadır. Köyün adı 1927 yılı kayıtlarında Ayhan olarak geçmektedir. Köyün nüfusu ise yaklaşık 675'tir. Ayhanlar köyü Büyük Ayhanlar ve Küçük Ayhanlar ismiyle ikiye ayrılıyor. Köy, Çalık, Saçaklı ve Hırka dağlarının eteklerindeki vadi üzerinde ovada kurularak büyümüş, kasaba kıvamına gelmiştir. İşte şimdi köyün hikayesi. Avanos'un Alevi meşrepli tek köyüdür. Rivayete göre 13. yüzyılda Anadolu'da çıkan Babayi isyanından kaçarak bu bölgeye sığınan Oğuzların Şambayat koluna mensup Türkmen hocası Ayhan Baba tarafından kurulmuştur. Ayhan Baba'nın türbesi Büyük Ayhan'dadır. Küçük Ayhan'da Sarapdal ve Arzuman olmak üzere iki ocak, Büyük Ayhan'da ise sadece talipler vardır. Her iki köyde bu iki ocak mensupları karışık olarak yaşar. Küçük Ayhan kuruluş itibariyle daha eski olup yaşayanların çoğu Sarapdal ocağı mensuptur. Son yüzyıl içerisinde Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi başka yerlerden gelen bazı ailelerin de Ayhanlara yerleştikleri söyleniyor. Ayhan Baba Türbesi, Küçük Ayhan'da Beyler, Seyfanlar, Kara Mustafalar, Güreşler kabilesi, Hacı İbrahim kabilesi, Sarapdal Ocağı'na mensupken Gadirler ve Musalar Arzuman Ocağı'ndadır. Büyük Ayhan'da ise Yılmazlar Arzuman Ocağı'ndadır. Arzuman Ocağı icazetini Erdebil Tekkesi'nden alırken Sarapdal Ocağı icazetini Hacı Bektaş'taki Çelebiler'den alır. Farklı ocaklar olmalarına rağmen Sarı Abdal ve Arzuman Ocağı mensuplarının eskiden ortak cemler yürüttüğü bilinmektedir. Birbirlerinden kız alıp vermeleri nedeniyle akrabadırlar. Mezarlıklar bölgenin en doğru bilgi alma yerleridir. Bölgenin en eski köylerinden olan Ayhan köylerinin tarihsel izlerine mezarlıklarda rastlamak mümkündür. Bir yerleşim alanı hakkında en doğru bilgi alma yeri mezarlıklardır. Mezarlıklar hiçbir şeyi saklamaz. O bölge halkının dili, dini, meşrebi, tarihi, kültürü hakkında en doğru bilgileri birinci elden verirler.
İşte bu yüzden konuşan mezarlardır. Zaten mezarlıktaki mezar taşlarına bakıldığı zaman buranın ne kadar eski olduğu anlaşılıyor. Zamanın çok ihtişamlı mezarlarından bazıları bugüne kadar gelebilmiş. Ayhanköy mezarlığındaki bazı taşlarda bulunan fez, kavuk vesaire şekiller mezarda metfun kişinin okur yazar belki de memur olduğuna dalalet ediyor. Bazı mezarlarda görülen 12 köşeli bektaşit ağacı silinse de belli oluyor. Özellikle mezarın yan taşlarında bulunan motif mensup olunan Türk boyuna işaret ediyor. Yine çarkı felek işareti dünyanın boşluğunu, hayatın geçiciliğini, ölümün kaçınılmazlığını anlatıyor. Bazı mezarların başına eski Türk geleneğine uygun olarak balbal dediğimiz büyük mezar taşları dikilmiştir. Sarı Aptal Ocağı Türbesi'nin hikayesi ise mezarlığın içinde büyük çadır şeklinde yapılmış Sarı Aptal Ocağı Türbesi de eski mezarlık içinde bulunmaktadır. Ayhanlar köyünde bulunan diğer türbeler de şunlardır. Ayhan Baba Türbesi, köyün kurucusu olduğuna inanılan Ayhan Baba'nın türbesi Büyük Ayhan'dadır. Vefatından sonra mezarı yapılarak türbe haline getirilmiştir. Sülük Baba Türbesi, Sarı Aptal Ocağı'na bağlı olup Avanos'un Küçük Ayhanlar Köyü'nde eski köy mezarlığında yer almaktadır. Sonradan yapılmıştır. Mezarlık içinde bulunan bu türbenin içerisinde başka mezarlar da bulunmaktadır. Burada bulunan 8 mezardan ortada olanı Sülük Baba'ya aittir. Abdullah Baba Türbesi, Küçük Ayhan'da yer alan bir türbedir. Abdullah Baba aslen Sivaslı olup Arzuman Ocağı mensubudur. Sonradan buraya gelerek yerleşmiştir. 1969-1970'li yıllarında vefat ettiği bilinmektedir. Türbeyi Abdullah Baba kendisi sağlığında yaptırmış ve öldüğünde buraya defnedilmesini istemiştir. Türbesini yaptıktan sonra sık sık burada vakit geçirdiği, türbenin içerisine kazdığı mezarda da uyuduğu anlatılmaktadır. Köy oldukça bakımlı. Devlet, elektrik, su, yol gibi altyapı hizmetlerini tamamlamış. Bir ilkokul ve ortaokul eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Köyün genel eğitim düzeyi yüksek. Başka şehirlerde çalışan köyden yetişme memurlar ve emekli olanlar mutlaka yazın köye yaptırdıkları evlerine gelirler. Yazı burada geçirdikten sonra kışın yaşadıkları şehirlere geri dönerler. Ayhanlar zengin kültürel dokusu ve tarihi ile bölgenin önemli bir Türkmen köyüdür. Burada yapılacak saha araştırmaları ile geleneksel kültür bilgileri en kısa zamanda değerlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Modernite bu köyü de etkilemeye başlamıştır. Zengin bir sözlü kültür geleneğine sahip olan köyde böyle devam ederse kısa bir süre sonra eskiden ve gelenekten hiçbir şey kalmayabilir. Yeniliğe açık, modern düşünceli insanların yaşadığı köyde halk bu hızlı değişimden şikayetçi olsa da bundan etkilenmemeleri de mümkün değil. Balon firmasında çalışan 29 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Nevşehir Kapadokya bölgesinde bir balon firmasında pilot olarak çalışan 29 yaşındaki Serhat Özsoy, Nevşehir Kayseri yolunda geçirdiği elin bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Genç balon pilotu Serhat Özsoy'un cenazesi bugün Kayseri'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever işbirliğiyle yapımına başlayacağı Şükriye Yakıcı Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı. Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde hayırsever işbirliğiyle yapımına başlayacağı Şükriye Yakıcı Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attı. Rekor hizmetlerin yapıldığı Melikgazi'de şu ana kadar 3'ü proje aşamasında olmak üzere 7 aile sağlığı merkezi planlandı. 2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık ihtiyacı kalmayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm projesi başlamış durumda ve biz bunu devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşıyarak bitirmek üzere çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada tam 1987 daire 120 dükkandan oluşan, şu anki değeri 1 katrilyon eski parayla TL'lik bir yatırımdan söz ediyoruz ve %90'lık kısmı tamamlandı. Burada tabii sadece sağlık ocağının temelini atmıyoruz. Hemen ileride bu temel atma programından sonra geçeceğiz. Osman Ulubaş hayırseverimizle birlikte yapımı devam eden okullarımızı ve spor salonunu inşallah ziyaret edeceğim. Orayı da en kısa zamanda inşallah hizmete açacağız. Burada da sağlık ocağını yapmamızdaki en önemli etken kentsel dönüşüm. Nüfus çok artacağı için vatandaşlarımız mahalle içinde hizmet alsın diye
buraya sağlık ocağı yapılmasına karar verildi, projesi çizildi. Ve burada yine kentsel dönüşümden daire elde edecek hayırseverlerimiz var. Bunlar dediler ki biz annelerimizin ismine daire verelim. Siz de üstünü tamamlayın başkanım dediler. Ben de hay hay dedim. Sağ olsunlar 4 tane daireyi belediyemize, bizim ürettiğimiz ve kendilerine vereceğimiz daireyi buraya sağlık ocağı yapılmak şartıyla hayırseverlerimiz bize verdi. Biz de ihalesini yaptık, üstünü tamamlıyoruz. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olacak ve ismini Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner olarak verdiğimiz sağlık ocağını inşallah çok kısa sürede bitireceğiz. Bizim birincil önceliğimiz olmaması gereken aile sağlık merkezi gibi, okul gibi, cami gibi, Kur'an kursu gibi yatırımları biz belediyeler kendi öz görevimiz bilerek önünü açmak için mücadele ediyoruz. Arsasını ayarlıyoruz, mimari projesini, statini, mukavemetini, bütün tesisat projesini hazırlıyoruz. Hayırsever bulabilirsek hayırseverle birlikte, bulamazsak belediye olarak yapıyoruz. Şu anda Melikgazi olarak hayırseverlerimizin yoğun bir ilgi içerisinde olduğu, bize sürekli başvurduğu bir ilçeyiz. Bunun sebebi biz hayırseverleri baş tacı yapıyoruz. Bütçesi %20'sini verse de, %30'unu verse, %50'sini de verse de biz belediye olarak meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararla üstünü tamamlıyoruz. Devam ettiriyoruz, yapıyoruz. Dediğimiz gibi burada belki yarısını hayırseverlerden aldıysak yarısını belediye olarak yapıyoruz. Şu anda rekor sayıda aile sağlık merkezi, okul, cami ve Kur'an kursu yapıyoruz. Bunun haricinde belediye olarak yaptığımız sosyal tesisler de var. Altını çizdiğimizde yaklaşık 40'a yakın tesisi şu anda hayata geçiriyoruz. Bunlardan 7 tanesi, biraz önce Sağlık İl Müdürümüz söyledi, aile sağlık merkezi. İddiamız odur ki 2024 seçimlerine kadar Allah nasip ederse Melikgazi'de sağlık ocağı ihtiyacı tamamen bitmiş olacak. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise şunları söyledi. Allah öncelikli olarak hayırla tamamlamayı nasip eylesin. Bu işbirliğinden dolayı Palancıoğlu Başkanıma huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ekibine saygılarımı iletiyorum. Gerçekten bizim nerede sorunumuz varsa hepsine bir bir nokta nokta ilgileniyorlar. Melikgazi Belediyesi'nde tam 7 yerde aile sağlığı merkezi planlandı ve ki bir tanesini açtık, yakında açılışlarımız da olacak. Burada da temel atma şeklinde devam ediyor. Biz yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Bu birlikte çalışma hem toplumdaki ihtiyaç olan yerleri bazen bize iletiyorlar, bazen belediye başkanlarımız iletiyorlar. Ortaklaşa düşünüyoruz ve diyoruz ki burada böyle bir planlama yapabiliriz ve proaktif bir şekilde ileriye bakarak birkaç yıl sonrasında planlayarak bu hizmetleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 09.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 25 kuruş litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında olmak üzere sosyal kültürel alanda da birçok proje gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi Salça Günleri devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarında olmak üzere sosyal kültürel alanda da birçok proje gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi Salça Günleri devam ediyor. Bu kapsamda 1309 kişi Melikgazi Salça Günlerine katılarak kışlık hazırlığını tamamladı. Belediye olarak geleneği devam ettirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yol, asfalt, kaldırım, kültür merkezleri, sağlık ocakları ve okullar kadar vatandaşlarımız yüzünü güldürecek farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. Gelenek göreneklerimizi yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenledik. 23 Ağustos'ta Mimar Sinan Evliyalar bölgesinde başlamıştık. 30 Ağustos'ta ise Belsin Kocatepe mahallesinde başladığımız salça günleri devam ediyor. Şimdiye kadar 1309 kişi Melikgazi Belediyesi salça günlerine katılarak
kışlık hazırlığını yaptı. Salça günlerinde Melik Gazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapıyor. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyorduk. Binaların arasında vatandaşlarımız eski geleneklerini sürdürerek salça kaynatıyorlar. Bu da hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de çok şikayet geliyordu. Bu etkinlik ile bunun önüne geçiyoruz. 12 Eylül'de sona erecek olan Melik Gazi salça günlerine kışlık salça hazırlığınızı yapmanız için bekliyoruz dedi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Nevşehir'de başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak üzerinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'ndan yaklaşık değeri 12.500 TL olan 1 adet 127 ekran televizyon, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet projeksiyon cihazı, 2 adet musluğun çalınması neticesinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayıyla ilgili olarak olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalarda olayın şüphelisi OEB isimli şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın alınan beyanında olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, çaldığı eşyaları sattığını ve parasını harcadığını beyan etti. Suça konu eşyalardan 1 adet 127 ekran televizyon, 1 adet projeksiyon cihazı muhafaza altına alınarak teslim edildi. Suça konu diğer eşyaların temini için çalışmalar devam etmekte. Gözaltına alınan şahıs sevk edilmiş olduğu adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Nevşehir Ürgüp ilçesinde İstiklal Caddesi'nde şüpheli araç içerisinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ve Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü suç önleme ve araştırma ekiplerince İstiklal Caddesi'nde 01 plakalı araç ve içerisinde bulunan YT, BE, RO ve ZA isimli şahısların yapılan kontrolünde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat 0.8 gram sigara tütününe karıştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ikamet ettikleri otel odasında yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ile geçirilerek muhafaza altına alındı. Talimat doğrultusunda şahıslar hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Eylül Cuma, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 27. Acıgöl, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 27. Avanos, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 30. Derinkuyu, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 28. Gülşehir, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 30. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 27. Kozaklı, en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 28. Ürgüp, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 29. Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez, Yol Gösteren ve Dört Kol Eczanesi, Acıgöl, Yılmaz Eczanesi, Avanos, Can Eczanesi, Derinkuyu, Haliloğlu Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi, Ürgüp Akturk Eczanesi. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle.